Ne kadar kötü, içleri kötü ya. Kimilerinin içleri kötü, kötü olduğu için de gerçekten zaten Allah bu şekilde bunlara dersini de veriyor. Seçmen de artık o ferasetini kullanıyor. O tamam arkadaş diyor. Çünkü sen bana kötülük ettin. Bir de işin enteresan tarafı bakın. AK Parti'nin tabanı, DEVA'nın, Saadet'in, Gelecek Partisi'nin tabanı gidecek bir parti buldu. Cumhuriyet Halk Partisi değil o. Büyük bir çoğunluğu onun yeniden refaha tekrar gidecek. Yeniden refaha orada sigorta olarak görüyor. Şimdi sizi nereye götüreceğim? Fenerbahçe'ye götüreceğim. Fenerbahçe stadına götüreceğim sizleri. Fenerbahçe stadında Nedim var. Çünkü Fenerbahçe'de olağanüstü kongre var. Olağanüstü kongrede nasıl bir karar çıkacak bilmiyoruz. Arkada Fenerbahçe. Şimdi birazdan gösterecek zaten arkadaşımıza. Nedim neler yaşanıyor orada? Fatih Portakal, aslında Fenerbahçe taraftarı bugün takımlarının yeşil sahadaki mücadelesini değil, bugün olağanüstü bir kararı almak üzere bu noktaya geldi. Şu an tribünlerde 20 bine aşkın taraftar var. Hemen etrafı da göstermek istiyorum sizlere. Kameraman arkadaşım Umur Çilingir şu anda ekranlarınıza getiriyor. İnanın sanki bir Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kalabalık gibi bu noktada kongre üyeleri buraya geldi ve aslında olağanüstü toplantıda Ali Koç'la beraber, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimiyle beraber hep birlikte bir karar almak üzere bu noktaya geldiler. 45.144 aidat yatırıldı. Yani bu ne demek oluyor? 45 bine aşkın kişinin bu noktada bu kararı alabilmesi için oy kullanma hakkı var. Ve statta oy kullanılabilmesi için 22.572 kişinin gelmesi gerekiyordu. Şu anda statta 23 bine aşkın kişinin olduğunu söyleyelim. Tabii Ali Koç da az önce açıklamalarda bulundu. Bugün şu anda iftar saati olduğu için ara verildi. O önemli açıklamalar da var. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nı da eleştirdi Ali Koç. İçişleri Bakanlığı gerekli soruşturmayı Trabzonspor maçı öncesinde, Trabzonspor maçı sonrasında yaptı mı? Maça gelen taraftarların üstü aranmadı. Maskeli taraftarlar göz ardı edilmiştir. Pasolik kartları tüm taraftarlara açılmıştır. Normal şartlarda bir maça gidebilmeniz için sadece takımınızın olan pasolik kartına ihtiyacınız var. Onun dışında herhangi taraftarlar maça giremiyor. Buna dikkat çekti. Tüm taraftarlara o Trabzonspor'da oynanan maç açılmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde tabii kongre üyeleri de konuşacak. Peki ardından Nedim, bu noktada oylama yapılacak ana gündem maddelerinden bir. Nedim, eğilim ne? Şimdi Fenerbahçe çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Kimisi diyor ki işte Süper Kupa'da oynamayacak, U'larla çıkacak, genç takımla çıkacak. Nedir şu anda Fenerbahçe'de alınacak karar? Şunu söylemek lazım, taraftarlarla da konuştuk. Taraftarlar Ali Koç'un her zaman arkasında olduğunu söylüyorlar ve özellikle ligden çekilme kararının doğru olacağını savunan taraftarlar çok fazla. Ama bunun yanı sıra bunun ağır olacağını, Süper Kupa'dan da çekilebiliriz ifadeleri var. Ama şu net bir şekilde altını çizelim bunun. Bu noktada 23 bin aşkın taraftar var ve Ali Koç hangi kararı verirse taraftarlar da o kararı sonuna kadar destekleyecek. Peki senin gözlemin ne? Yani sen taraftarlarla da konuştun orada, sorduklarında ne diyorlar? Yani çekilelim mi diyorlar veya ne bileyim ya bu kadar da ağır olmasın, Fenerbahçe Süper Lig'de olması gereken takım mı diyorlar? Senin gözlemin ne? Tabii işin bir de finansal boyutu var. Tabii. Fatih Portakal, çünkü kamuoyu açık bir şirket aslında Fenerbahçe, ama taraftarlar şunu söylüyor, biz ligden çekilelim. Gerçekten az öncesinde de uzun bir VTR geçildi. Fenerbahçe'nin tarihsel süreç boyunca Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iddiasına göre yaşadığı haksızlıklar bu noktada Fenerbahçeli taraftarlara izletildi ve büyük bir uğultu bu statta yankılandı. Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir çoğunluğunun isteği ligden çekilmek. Peki, teşekkürler Nedim Bayhan. Fenerbahçe stadından seslendi, oradaki bilgileri verdi. Fenerbahçe'de aşağı yukarı 23 bini aşkın bir delege var. Şu anda Fenerbahçe stadının türbinlerinde ve oy kullanacaklar. Peki Fenerbahçe ne yapacak, nasıl bir karar verecek? Ligden mi çekilecek, Süper Kupa'ya mı katılmayacak, gençlerle mi çıkacak? Bunun kararını herhalde yarın sabaha karşı öğreneceğiz. Uzun bir gece olacak futbol için ve Fenerbahçeliler için tabii ki.